Attirillâhümme kabrâhul kerîm bi'arfin şedîyim min salâtin ve teslim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi lezî hedâna lehâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Fekad câet rüsulü rabbina bilhak. Sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ. Sallu alâ kurrati aynina Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. Euzü billâhi s-semî'i l-alîm minneşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike minemezâtişşeyâtîn. Fe'ûzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'tebirû yâ ulil ebsâr. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Fe'bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Hassantukum bil-hayyil kayyûm lezî lâ yemût ebedâ. Ve defa'at ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bizleri cem etmiş bulunduğu bu ilim meclisinde, bu faziletli mecliste Allah'ım çok kar kazanmayı nasip eylesin. Amin. İlim meclislerinde ne kadar bereket, ne kadar fazilet var ise Allah-u Teala hepsinden istifade etmek, hepsinin faziletlerine erişmek ve edebine riayet etmek, kazanmak nasip eylesin. Amin. Ne buyuruluyor? Hadis-i şerifte "Uğdu alimen ev müteallimen ev müstemi'an ev muhibben ve la tekunil hamisete fe tehlik." Ya kendin alim ol, ya ilim meclislerine devam eden talebe ol, yahut ders dinleyen, sohbet dinleyen bir dinleyici ol. Veya en azından bunları sevici ol. Sakın beşinci olmayasın, o vakit helak olursun. Şimdi insanların, tabii bu seven kısmı bayağı bir insanı kurtarıyor. Kendi gelemese de falan çok seven oluyor bu ilim meclislerini. İlim dinlemeyi sevenler oluyor. Dinleyemiyorsa da seviyor. Bu sevgi kurtaracak inşallah. Ama bir fiil iştirak etmek, gelmek gitmek, bu çok daha kazandıracak. İnşallahurrahman. Biz burada ...54 farzla ilgili dersler yaparken şimdi sıradaki dersimiz nereye geldi? 27. farz. Nedir 27. farz? Tefekkür etmek, yani ibret almak. Bu hususta bir ayet-i kerime okuyor. Delil olarak 54 farzdan 27.si geçmiş olaylardan ve hadiselerden ibret almaktır. Allah-u Teala Nadıroğullarını, yani Medine civarında bulunan Yahudilerden, Yahudi kalelerindendir. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hainlik ettikleri için, söz bozdukları için kafirlerle, müşriklerle birleşip Hendek Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine toplandıkları için ne yaptı? Kuşattırdı. Ve bunları kalelerinden Şam tarafına sürgün ettirdi. Burada bir hadise oldu. O da nedir?
çok muhkem kaleler, sağlam binalar, hiç oradan çıkacaklarına kimse ihtimal dahi vermez iken. Onlar da kendi kalelerinin çok güçlü olduğunu savunurken sahabe-i kiramın muhasarası ve kuşatması karşısında bir zaman dayandılar. Fakat tabii kalelerde de böyle sıkıntılar var. İçeriden erzak tükendiği vakit, yiyecek içecek kalmadığı vakit dışarıdan temin etmek zorundalar. Dışarıdan da muhasara olduğu vakit kuşatılma, giren çıkan kontrolde olduğu için İslam ordusu da bunlara bir yardım gönderilmesine müsaade etmediği için artık pilleri bitti. Bitince ne yapalım? İşte sürgün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında sürgüne razı oldu. Yani terk edin buraları, gidin. Bu hainliğinizin cezası olarak aslında evvelce sözleşmiştiler. Birbirimizin aleyhine düşmanlarımıza yardım etmeyeceğiz diye. Bu sözde dursaydılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz bozar mıydı? Haşa bozmazdı. Ama onlar sözü bozunca cezayı hak ettiler. Orada ne yaptılar? Bu sefer hesap ettiler ki biz bu kaleyi bu kadar yaptık, ettik, içinde yaşadık. Şimdi biz buradan gidersek Müslümanlara kalacak bu. En iyisi dediler, biz bunu kendimiz yıkalım. Yani kıskançlık, yani onlara da yaramasın. Madem bize yara olmadı, onlara da yaramasın diye yıkmaya başladılar. Müminler de dışarıdan yıkıyorlar yani içeri girmek için. Allah-u Teala bu hadiseyi anlatıyor. Haşr suresinin baş tarafında. Estağfirullah. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim. Ehli kitap oldukları halde kafir olan o Yahudileri Allah yurtlarından çıkardı. Yevvel haşr, ilk sürgünde. Bu ilk sürgün oldu. Mâ zannettum en yehrucû. Siz onların oradan çıkacağını sanmazdınız. Hiç evvelce sorulsa, bunlar güçlü kuvvetli adamlar mı? Ekonomi her zaman bunların elinde olur. Pazarlar, çarşılar, stokçu olurlar. Paraları çok olur. Nakit bulundururlar. Falan filan. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُ مِنَ اللّٰهِ. Onlar da bu kalelerimiz, kulelerimiz bizi Allah'tan gelecek azaptan kurtarır sandılar. Bazı insanlar böyle düşünüyorlar. Şuraya girersem azaptan kurtulurum. Şuraya girersem yıldırım çarpmaz. Şuraya girersem zelzele yıkmaz. Şuraya kavuşursam düşman beni bulamaz falan. Halbuki ancak Allah-u Teala'nın desteğini alırsan, o seni kurtarmak murad ederse seni düşmanın ortasındadır kurtarır. Musa Aleyhisselam'ı ne yaptı? Firavun'un elinde büyüttürdü. Allah isterse Firavun 90 bin, Firavun 70 bin, en meşhur 70 bin oğlan boğazladı. Niye Musa Aleyhisselam gelmesin dünyaya diye? Gelirse yaşamasın diye. Ama Allah-u Teala da o korktuğu çocuğu gönderdi kucağına. Allah bu yapar. Celle şanuhu celle celaluhu. Hal böyleyken ne oldu? Fertevamullahu min haythule mehtesi. Bu Allah onlara hiç beklemedikleri yerden geldi. Allah gelir mi haşa? Gelmekten gitmekten münezzeh. Yani Allah'ın belası geldi demektir. Azabı geldi. Ve kadefe fî kulûbihimur rûb. Allah ne yaptı? Kalplerine korku attı. Bu korku nasıl bir şey? Çok acayip bir şey. Bazı kere çok güçlü bir adam çok güçsüz birinden korkabilir mi? Korkar. Çünkü korku nerede bulunur? Kalpte bulunur. Kalpler kimin elindedir? Allah-u Teala'nın kudret elindedir. O insan kalbine malik midir? Değildir. Yani kalbini istediği gibi yönetebilir mi? Demez. Kalbine istediği şeyi düşündürebilir mi? Düşündüremez. Birini sevmek ister, kalbi onu sevmez. Ne kadar zorlasa sevmez. Birinden soğumak ister, soğuyamaz. Kalbine de buyuramaz. İstediği kadar kalbini zorlasın, sevme bu adamı desin. Soğuyabilir mi ondan? Soğuyamaz. Veyahut işte bazı günahlara müptela olur.
bırakmak ister. Hatta ağlar, sızlar, sabahlara kadar tevbe eder bir daha yapmamak için. Ama işte kalbine o yerleştiği vakitte o sevgi, o ilgi, alaka ne olur? Onu yine yuvarlar o için, günahın içerisine. اِذَامَ الْقَلْبُ يَسْرَبْ حُبَّ شَيْءٍ Kalp bir şeyin sevgisini içerse فَلَا تَعْمَلْ لَهُ عَنُ صُرَافَ Daha onun ondan pek ayrılmasını beklemek diyor. Yani sünger gibi böyle bazı şeyin sevgisini içer. Allah bizim kalplerimize kendi sevgisini içittirsin. Habibinin sevgisini içittirsin. Dostlarının sevgisini içittirsin. Amin. İbadet sevgisini içittirsin. O onu sünger gibi emsin kalbimiz. Daha ondan çıkamasın. Amin. Kalp Mevla iledir. Yani Mevla'nın kudret elindedir. Mevla isterse böyle çevirir, isterse böyle çevirir. Ne gibidir diyor. Kulubul ibad, bütün kulların kalpleri beyne usbu'ayni min asabi'ir rahman, Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında. Allah'ın bizim gibi parmağı var mı? Haşa. Ama ne demektir? Sen bir kağıdı parmağının arasına alırsan, onu böyle iki tarafı sağa sola çevirirsen, altın üstüne getirirsen, bunda senin için bir zahmet var mıdır? Yoktur. Yukallibu hakeyfiyeşe. Allah Teala istediği tarafa bütün kalpleri istediği anda çevirebilir. Onun için korku acayip bir şey. Bazı insanlara karanlık korkusu var. Karanlıkta duramıyor. Ben de bir ufak ışık olsa uyuyamam. Zerre kadar bir ışık gelse onları kapattıracağım hepsi. Karanlık olacak. Bazısı da ışıkta yatıyor. Karanlıktan çok korkar. Yalnızlıktan korkar. Yalnız kalsa devamlı efendim illa birini çağıracak veya biri gidiyor. Mümkün değil evde yalnız duramaz. Böyle işler var. Bazı adam bakarsın kelli felli iri yarı adamdan sen korkarsın. Heybetli görüntüsüne bakarsın. Ondan sonra bakar bacak kadar boyunda bir adam onu korkutur. Bazı mafyalar var mesela. Boyu bir buçuk metre yok, bir metre falan. Böyle mafyalar var. Eskiden anlatırlardı. Ya nasıl bu adam mafya olur? Bir buçuk metreden kim korkar adamdan? Geldi anlat. Koca koca adamlar önünde şey, etek öpüyorlar. Niye? Buna cesaret vermiş Mevla. Bu tarafa da korkaklık vermiş. Ne olacak şimdi? Aslanın içine korku atarsa, aslan kedinin karşısında titrer mi? Titrer. Hiç boyla bosla değil. Çünkü o yönetim nerede? Kalpte. Korku. Ben diyor onların kalplerine korku attım. Şimdi dünyada bu kadar kafirler var. 5-6 milyara yakın. Çok da bütün maddi imkanlar, silahlar bunların elindedir. Fakat iki Müslüman doğru dürüst Ehl-i Sünnet üzere Allah Teala'ya tam bağlı olsa, cesaretli olsa, hiçbir şeyden korkmasa, bütün dünyayı Allah onlardan korkutabilir mi? Korkutabilir. Ve bunlar oldu. Evvelce de savaşlarda bu çok görüldü. Kaç misli ordular, işte Bedir Muharebesi'nde 313'lerde 900 küsürlerdi. Yani 3 misli. Mute Muharebesi'nde öyle. 100 bin kişilik orduya 3-4 bin kişilik sahabeli. 100 bin kişilik orduya. 3-4 bin. Altını üstüne getiriyor. Çünkü karşı taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle Nusratu Rumi Mesirat-ı Şehri bana 6 hasret verildi. Bazı hadis-i şeriflerde 5 hasret olarak zikrediyor. Ki bunlar lemyutaha ahadun kabli. Benden önce hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan bir tanesi nedir? Bir aylık yoldan adımı duyan düşmana Allah korku verir. Daha bir ay var benim oraya gelmeme. Ama o düşman başlar telaş etmeye, titremeye. Bu da bana Allah'ın desteğidir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Yahudilerin de kalplerine korku attım. Mevla buyuruyor. Korku atınca yuhribûne büyütehum evlerini yıkmaya başladılar. Bir eydiğin içeriden kendi elleriyle ve eydil müminin dışarıdan Müslümanların elleriyle. Şimdi bu ayet-i kerimenin sonunda geliyor bu şimdi okuyacağımız 27. farz nedir dedik? Yaşanmış olaylardan ibret almak. Hemen peşine bu kıssayı anlattıktan sonra daha Kur'an-ı Kerim'de bu, böyle çok kıssa var mı? Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin işte kafirlerin helaki var.
Lut Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Hud Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Şuayb Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Salih Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle harbeden kafirlerin helaki var. Çok. Şimdi bunların peşinde bir tanesini de söyler, hepsinde murad eder. Hepsinde aynı şeyi düşünmek lazım. Fe'tebirû. İbret alın. Yani düşünün demektir. İnsan tefekkür edecek, ince düşünecek ki ders çıkarsın. İbret alın. Yani siz ibret alınacak hale gelmeden evvel, kendiniz ders olmadan evvel, helak olunan kavimlere karışmadan evvel, sizden önce geçenlerden ibret alın. Ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri. Yani akıl fikir sahipleri, ince anlayış sahipleri, feraset sahipleri, hele de ben size iman verdim, İman sahipleri, siz ibret alın. Bakın, sizden önce ölenler var, helak olanlar var, şu anda da hasta olanlar var, sizden daha zengin oldukları halde, sağlıklı oldukları halde, imkanlı oldukları halde, ne hallerde, ne hallere düşenler var. Hep ibret alın. Yani ibret alın ne demek? Ders çıkarın ve onların düştüğü hale, duruma düşmeyin. El-akıl men itta'aba bi mevti cirani. Akıllı kişi odur ki komşusunun ölümünden ibret alır. Ama akılsız kimdir? Akılsız da öyle bir kişidir ki ne yapar? Efendim, oh komşu öldü, dünya bıçak kaldı diye sevinir. Ahmak. Birazdan kendi ölecek. Efendim, düşmanı öldü diye sevinir. Sanki kendi kazık çaktı kalacak. Halbuki o ne hal üzere öldü? Sen ne hal üzere öleceksin? Hesap yapmak, ibret almak bu. Şimdi burada yine bir ders var bize. Nedir o? Şimdi kafirler bizi çok korkutuyor. Değil mi? Artık ödümüz koptu. Geldiler Libya'yı öyle bombalıyorlar. Orada 15 bin kişi öldürmüşler. Efendim tabii o NATO güçleri, kendi iç savaşları da var. Sonra Suriye'de şimdi 1000 kişiyi geçti. Tabii onda yine kafirlerin kışkırtmalarıyla. Orada öyle, Mısır'da öyle, şurada öyle, burada öyle. Doğu Türkistan'da Çin gavuru. Efendim Çeçenistan'da Rus gavuru. Öbür Orta Doğu'da Amerika gavuru. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere kafirler toplaşıp birleşip kuvvetlerini birleştirip sizin üzerinize efendim sineklerin çanak üzerine üşüşmesi gibi kıyamete yakın üşüşecekler buyuruyor. Ve bunları görüyor muyuz gözümüzle? İbret alalım. Ne demek ibret alalım? İslamiyet'e dönerek, sünnet seniye uyarak, beş vakit namazı kılarak, hatta cemaatle kılarak. Böyle olursa Allah kafirleri bize musallat eder mi? Etmez. Öbür türlü, benim teknolojim iyidir, onların silahı yok, bizim silahımız güçlü, onlar zayıf milletler, biz efendim savaşçı milletiz, şuyuz buyuz. Böyle demekle Allah seni kurtarmayabilir. Seni ancak iman kurtarır, zikir kurtarır, ihlas kurtarır, sadakat kurtarır, doğruluk kurtarır, doğru. Doğru Müslüman olmak kurtarır. Öbür türlü madem onları bu hale getirdiler, biz de bu gavurlarla iyi geçinelim de dalkavukluk edelim, yalakalık edelim. Belki biz kurtuluruz. Nerede kurtulursun? Tam teslim olursun. Onlar durmaz ki. Türkiye üzerine şimdi planları var. Bunu böldürmek için hazırlıkları var. Böldükten sonra küçük küçük yutma planları var. Büyük Orta Doğu projesi var. Büyük İsrail projesi var. Bütün bunlar böyle kademe kademe, farkındaysanız yavaş yavaş, evvelce kimsenin aklından geç 10 sene evvel hiç kimsenin konuşacağını tahmin etmediği şeyler. Yok özellik, yok federasyon, yok iki başbakan, bir şeyler açık açık artık bunlar konuşulmaya başladı. Birkaç senede Allah'ın muhafaza sonra tamamen bu bölünme. Bu bölünme kime yarar? Yahudi'ye yarar. Sırf proje Yahudi'nin projesi. Başka bir şey yok. Amerika zaten ona tabi. Orada da o projeleri yapıyor. Ve uygulattırıyor. İnsanların yıpratmak,
Efendim insanları hemen gözden düşürmek, insanlara bu işi karşı gelenleri efendim vatanın birliğinden, bütünlüğünden yana olanlara da işte bir kulp takaraktan onları da devre dışı bırakmak falan. Dolu planlar var. Plan içinde planlar var. Allah muhafaza etsin. Korkuyorum yani. Yok şimdi deprem var. Depremden dolayı işte buralar riskli. Hadi çıkın gidin. Bu taraftan milleti çıkarttıkları vakit sur içinde başka bir ekümenik projesi var. Vatikan'ın. Efendim nedir? Binalar eskidir. Şudur budur. Adam ölür. Onun için çıkarılırsın. O zaman tamam ben çıkayım ama yine orada yerim olsun geleyim. Yani orada yer yapılsın geleyim. O da yok. Ona da kimsenin garantisi yok. Sen git yeni taraflara. Buraları bırak. Kafirlerin böyle projeleri var. Efendim yani Türkiye üzerinde oynamak istiyorlar. Allah fırsat vermesin. Amin. Şimdi ibret alın. Ey basıyla sahipleri ibret alın. Yani ibret almazsak sünnete dönmezsek, ehli sünnete dönmezsek bu Yahudi Hristiyanlarla iyi geçinen dersek bunun sonu yok. Bunun sonu yok olmak. وَلَمْ تَبْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Asla senden razı olmayacaklar. Böyle Avrupa Birliği normları, bilmem ne kanunları hepsini uyguladık. Tamam mı? Yetmeyecek. Niçin? Gavur olmadın gidecek. Ne Yahudi ne Hristiyanlar. Asla Habibim senden razı olmayacak. Ondan razı olmayan bizden razı olur mu? Asla razı olmayacak. Ne zamana kadar? Sen onların dinine uyuncaya kadar. Ayet bu ya. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Yok canım Avrupa Birliği bize öyle bir şey demiyor. Ya bize iyi şeyler söylüyor. Onların şeylerini biz yaparsak burada rahat ederiz. Yani bize de yarayan şeyler. Ama yetmeyecek. Sen onların dinine uyuncaya kadar. Bak hiç o ne ekonomik özgürlük, düzgünlükleri olmayan, maddi imkanları olmayan bu kadar Avrupa ülkesinde Hristiyan şeyler var. Onları aldılar mı? Adam 10 senede müracaat hemen aldı. Biz 40-50 senede kapıda duruyoruz. Hala notunuz iyi, düzgün, kırık. Şunu yaptınız, şunu yapamadınız, şunu çıkarttığınız zaman uygulayamadınız. Devamlı böyle. وَلَا يَجَعَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Bakara suresinde. Bu deminki de Bakara suresinde. Onlar mutlaka sizinle savaşmayı sürdürecekler. Hatta yeruddukum an dinikum sizi dininizden çevirinceye kadar. İn istata'u ama buna güç yetirebilirlerse. İnşallah bize yetiremeyecekler. İnşallah. Ve men yertedik minkum an dini. İçinizden kim dininden dönerse feyemut ve kafirun kafir olarak da geberirse feulâke habidat e'mâlu fid dünya vel ahir. Dünyada da ahirette de yaptıkları bütün iyilikler silinmiştir. Ne namazı, ne orucu, ne yardımı, ne fakir bakması. Hiçbirinin hayrını göremeyecek. Öyle ki ashabunna. Onlar ateşten hiç çıkamayacak. Hum fiyâ hâlidûn. Ebediyen yanacaklar. Ya değer mi burada? Birkaç gün dünyada rahat edelim diye kafirlere uyarak, onlara benzeyerek, onların dediğini yapalım diyerek, onların isteklerini yerine getirerek, sonunda da dinden çıkarak ölmek. Yakışır mı ya? Yok efendim biz onlarla anlaşıyoruz. Şunu şunu da kaldı. Maddelerin şu maddeleri de yaptığımız zaman tamam. Onlar bizden razı olacak. Kur'an diyor olmayacak. Ya sen gavur olacaksın ya da gavur senden memnun olmayacak. Ayet var. Şimdi ben Allah'a mı inanayım? Sizin safsatalarınıza mı inanayım ya? Kimse kandırmasın bizi. Esas tehlikenin büyüğü nerede? Tehlikenin büyüğü milleti Hristiyan etme tehlikesi. Alâdir Efendi babamız Kaddesallâhu aleyhi buyururdu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Ama İstanbul halkı Hristiyanlaşacak. Bunu koca Alâdir Efendi dökmek. Tehlikenin büyüğü burada. Olur mu ya diyoruz. Olur mu ama adam gavura kanep olmuyor. Hocaları buldular şimdi. Hocaları buldular. Adam diyor ki iki dini birden yaşayabilirsin. Hristiyan da olsan o din de geçerlidir, mensuh değil. İncil'le amel etsen diyor, ameli salih olur, cennete girersin. Bu diyalogçular. Bunların adını diyalogçu taktım, bayağı da tuttu ha, her yerde şimdi. Millet diyor diyalogçular, ben bir şey taktım mı tuttururum Allah'ın izniyle. Onlar da bana bir şeyler takıyorlar ama tutturamıyorlar Allah'ın izniyle. Efendim, bu diyalogçular, bunlar Allah. Yani Yahudi Hristiyan'ın hiç bu kadar şerri yok. Dizinin içine sokuyor. Oranın içine sokuyor.
Dizide ya Agop ölürken ben Müslüman oldum, gizli Müslümandım. Çevreme anlatamadım. Tamam, bu kabul edilebilir. Yani adam korkar eder, takviye yapar. Öyle nice maşatlıkta yatan, Hristiyan, Yahudi mezarında yatan var ama Allah'ın dinde Müslümandır yani. Gizli Müslüman olmuş, söyleyemeden ölmüş falan. O Allah'ın dinde Müslümandır. Ama burada şimdi sorun ne? İşte ben efendim dedim ki, düşündüm ki diyor dizide, kendi kendime düşündüm ki hem İsa Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi, salavatullahi ala nebiyyina ve alim ecmain. O zaman diyor, o demiyor öyle salavatullahi, ben diyorum yani. Ha. Ondan sonra diyor ki efendim ben düşündüm ki bu iki peygamberin dediklerini de yaparsam, iki peygamberin de dediğini aynı anda yaparsam Allah benden razı olur. Bak adama ne dedirtiyor. Razı olur mu? Niye? İsa Aleyhisselam'ın dininin buyurdukları şeriatı şu anda geçerli mi? Değildir. Mensuk olan şeriatla amel edilir mi? Edilmez. Haramdır. Yani hem cuma namazına gelecek hem pazar ayinine gitmiş. İkisini de yapmış. Diyor ki Allah ikisinden de razıdır. Bak şimdi. Ne işliyor millete ya? Ondan sonra diyor iki tarafa da gittim. İkisinden de haz aldı. Hadi dese ki ben Müslüman olduğumu açıklayamadım. Çevreme de karşı korktum. Ondan dolayı mecbur idareten takviye yaparaktan ayinede gittim. Hani böyle dese ben o kadar bir şey demem. Yine de öyle yapmamalıydı derim ama sen şimdi diyorsun ikisinden de haz aldım. Bir insan ayinden haz alır mı? Cennete gidecek olan Müslüman olan adam gavur ayininden haz alır mı? Almaz ya. Bunu İslami kanal geçiniyor. Bunları zehirleyecek kumu akıtıyor oradan. Bu milleti böyle böyle yumuşatacaklar, ılımlandıracaklar. Ondan sonra bütün millet Yahudi'ye, Hristiyan'a, o da cennetlik, ben de cennetlik gözüyle bakacak. Millette %10, %20 kadar bir Hristiyanlaştırma misyonerlik faaliyetlerinin de desteğiyle sağlanabildiği anda efendim ne olacak? Ondan sonra işte azınlıkların da istekleri olacak, hükmü olacak. Nasıl şimdi iki dil talebi var mesela milletin. O iki dil talebi gibi bu sefer bu da ne diyecek efendim? Ben de özellik isterim. Ben de işte şu kadar nüfusumuz var şurada. Burası böleceğiz. İşte Suriçili ekümenlik yapacağız. Bilmem ne yapacağız. Mesele oraya hizmettir. Oraya gidiyor. Ama bu siyasi yapılsa, ekonomik yapılsa, şu yapılsa, bu yapılsa o kadar korkmuyorum. Allah'ın izniyle millet sağlam durur. Fakat bunun bir de din kanadı, hoca kanatlarını buldular şimdi. Esas tehlike nerede bu millete? Hoca olan ilahiyatçı, şucu, bucu, hocalar bunu efendim fetva olarak o dinde geçerlidir, o dinde Allah'a ulaştırır falan şeklinde yayarlarsa bu millet buna kanabilir. Kananlar da oldu. Şu anda bayağı kananlar var. Bunlar ne olacak halleri bilmiyorum. İmam Rabbani Hazretleri diyor, iki dini birden doğru kabul eden müşriktir. Ahli dinsiz kitapsız. İstediği kadar namaz kılsın. Ömründe doğru kabul ediyor. Geçen arkadaş anlatıyor, işte bu diyalogçulardan, tabii adam cemaat olarak yani hoca değil de artık onlara kalmış kapılmış neyse. Benim de diyor annem gavur öldü diyor arkadaş. Yani gavur öldü derken zaten kafir yani annesi Rus. Babası Azeri. Dolayısıyla kardeşimiz iyi Müslüman. Hani Allah nazardan muhafaza etsin. Seni beni geçmiş. Şimdi diyor adam bana soruyor diyor. Annen ne hal üzere öldü? Dedim diyor ki yani Rus yani kafir oldu. Hristiyan olarak öldü diyor. İnşallah şefaat edersin dedi diyor. Adam da bizim sohbetleri dinlediği için yutar mı? Yutmaz. Nasıl şefaat edeceğim dedi diyor ya. Kafir olarak ölene, sen diyor hani namazla abdestlisin, hacca gittin falan ya, sen inşallah şefaat edersin. Bak zihniyete bak, her yerde kusur var. Adam diyor nasıl şefaat edecek? Kafir ölene, peygamber şefaat edebilir mi? Ya peygamberin meleğin hakkı. وَلَا اِشْفَعُونَ اِلَّا الْمَنِ اِلْتَبَى Onlar ancak Allah'ın razı olduğuna şefaat edebilirler. Allah imansız ölenden razı mı? مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُونَ دَهُ اِلَّا بِيِزْنِ Allah'ın izni olmadan şefaat geçerli mi? Değil. Allah da şuna izin veriyor. Müslüman olarak ölenlerin günahkarlarına şefaat izni veriyor. Şefaat olunma. Yoksa sen kafir olarak ölmüş, inşallah şefaat edersin. Nasıl edeceksin? Kim edebilir? İbrahim Aleyhisselam babasına edebilecek mi? Nuh Aleyhisselam hanımına edebilecek mi?
Oğluna edebilecek mi? Lut Aleyhisselam hanımına edebilecek mi? Bu nasıl iş? İşte bunlar ehli kitap oldukları için bunlara özel şefaat hakkı var. Yok böyle bir şey. İslam'ın dışında bir din ile ölene ahirette ebediyen cehennemden çıkış yoktur. Bu böyle bilinsin. Bunları yerleştirelim de sarsamasınlar inşallah. Bunlar böyle harıları çalışıyor. Ne acayip gizli sokuşturmalarla. Bir de açıktan çıkıp deseler ki bu böyledir bizim fetvamız. Hani o zaman biraz daha millet anlayacak. Bunu alıştıra alıştıra tedrici yapıyorlar. Böyle böyle bu kafalar değişiyor. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Bu kadar memleketler ne hale geldi? Bu kadar milletler ne hale geldi? Bakın görüyorsunuz insanların vatanları işgal altında. Afganistan'da öyle, efendim Çeçenistan öyle, Doğu Türkistan öyle, Irak öyle, dibimizde. Görüyorsunuz her yer işgal altında yani. Biz bu dine sahip çıkarsak Allah vatanımızı da kurtaracak. Sünnete uyarsak, ehli sünnete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Siz benim sünnetimi terk ederseniz فَاِذَا خَرَشْتُمْ عَنْهَا yani başını hatırıma getirin. مَازِلْتُمْ مُتَمَسِّك۪ينَ بِسُنَّتِي مُنْتَصِل۪ينَ عَلَى عَدُوِّكُمْ benim sünnetime yani itikat benim gibi, amel benim gibi, benim yoluma sarıldığınız sürece düşmanınıza karşı galip olacaksınız. فَاِذَا خَرَشْتُمْ عَنْهَا sünnetimden çıktığınız zaman bir sarığın nesi var? Sünnetin heybeti var değil mi? Osmanlı'dan bakıyorsun o sarıklı padişahlar ondan sonra gele fesliler falan hiç itibar kaldı mı? Kalmaz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-amâim izzül arab. Sarıklar baştaki sarık yani Araplar için diyor o zaman sadece Müslümanlar Arap kavminden olduğu ilk dönem ya onun için. Yoksa bu ümmetimin şerefidir. Feyda Allah'a zellehullah. Onu aşağı indirdikleri zaman Allah onları alçak edecek. Bakın yükseliş dönemlerine, düşüş dönemlerine bakın. Sarıklar büyükken devlet büyük. Küçüldükçe küçülmüş. Ondan sonra Yunan'dan fes gelmiş. Sarık gitti. İş bitti. Yani şu sünnetteki dikkate bakın. Hazreti Ömer zamanında bir kaleyi muhasara ettiler kafirleri. Bir türlü fetih nasip olmuyor. Yani yoksa dayanamazlar Müslümanlar Allah'ın izniyle galip olurlar. Emirül Mümin'e mektup yazdı komutan. Dedi ki şu kadar zamandır muhasara ediyoruz. Kale düşmüyor. O da cevap yazdı ki iyi dikkat edin bakalım. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Sahabeli. Halbuki cihat harpte de. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bir baktılar yani düşündüler. Ya telaştan misvak kullanmıyorlar. Ya dediler biz misvak sünnetini terk ediyoruz. Misvak çok önemli bir sünnet. Bu sefer o ağaçlardan yapılıyor zaten. Hemen ağaçları kestiler falan. Misvak kullanmaya başladılar. Kaledekiler de böyle bakıyor tabii. Hep kaledeki muhasara altında olan ne yapar? Düşmanı hareketlerini devamlı takip eder. İzler ne durumdalar. Bir de baklar bunlar tabii ağaçları kesmişler, misvak yapmışlar ağızlarına. Bunlar açlıktan ağaçları yemeye başladılar. Bizi de yiyecekler diye. Allah bir korku attı kalbine kale düştü. Korku, korku. Ben diyor kalbine korkuyu atarım diyor, adama elini eliyle yıktırırım diyor Allah. Şelle şahane olsun. Yani sen şimdi o Amerika süper bir, hiçbir şey olmaz. Konuşuyorsun be. 25 sene evvel Rusya'ya aynı şey diyordu. He? Efendi Hazretleri Rıhtım'da simit yiyen gençlerin başına gitti ya. Dedi size biraz vaaz edeyim gençler falan. Onlar da komünist o zaman çok 80'li yıllar 80'den önce falan millet komünizme özeniyor. Hoca dedi işine git işine dedi be. Efendi Hazretleri dedi bu benim işim bu dedi işime geldim dedi Allah bana emrediyor dedi. Baktılar ki bundan kurtuluş yok. Efendi de konuşuyor bari. Ne kadar aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani nasıl hakaretlere uğradı dışlandı şudur hiç bırakmadı tebliğ efendi böyle yaptı bu işte. Ondan sonra bir efendim laf atacak şimdi ki konuyu bozsun oradan gencin biri işte. Dedi ki sen dedi Rusya'nın gücünü biliyor musun dedi.
Ne alaka dedi ya. Sen de Allah'ın gücünü biliyor musun dedi Efendi Hazretleri ona. Rusya dedi bir bombası var dedi. Bir anda dedi bir şehri atom bombası bitirir dedi. Neyi bitirir dedi. Dağ mı kaldıracak yerinde? Tozunu uçurur dedi. Binalar, betonlar falan. Allah'ın dağı duruyor, taşı duruyor. Hiroşima'ya mı ne attılar da? Şehir yok oldu mu? Duman mı oldu? Bütün şehir duruyor. Atalar öldüce. Yani Allah'ın kuvveti nasıl? Ma amruna illa vahidetun kelemhum bil basar. Bu ayeti okudum dedi. Rabbimiz buyuruyor ki benim gökleri, yerleri, ağaçları, efendim, dağları, taşları, güneşi dürmem, yıldızları dökmem, dağları yürütmem, bütün dağlar yürüyecek ha? Bütün dağlar yürüyor kalktı, pamuk gibi. O denizleri birbirine kaynatmam, hepsi göz açıp kapayacaktan daha az bir zamanda olacak. Bu sefer sustu tabii. Ama milleti öyle, gençleri öyle doldurmuştular. Rusya'nın gücünü biliyor musun falan. Ne oldu şimdi? Uşkurunu bağlayamıyor. Ne hale geldi? Rezillik. Hiçbir gücü var mı? Eskiden o veto etse Amerika Afganistan'a girebilir miydi? He? Irak'a girebilir miydi? Giremez. Halbuki Irak'takiler Basçı'ydı. Yani Rusya yanlısıydı. Suriye'deki Nusayri rejim ihtilal, bu Esed ihtilali babasının yaptığında bunlar hep nerenin adamıydı? Rusya'nın adamıydı bunlar. Bağız rejimi komünist. Arap ırkçılığı. Şimdi hepsi birer birer armut gibi gidiyor. Rusya bir şey yapabiliyor mu? Ancak veto hakkımı kullanıyorum. İşte efendim orada oy vermiyor falan. Şimdi oy vermesen ne olur? Adam girdi. Bir gücü kalmadı. Şimdi Amerika'dan bahsediyorsun. Sen niye Allah'tan hiç bahsetmiyorsun ya? Allah. Efendi Hazretleri'nin ne sözleri var? Yani Mevlamız buyuruyor. Efendi Hazretleri bu kadar ekmekleri, sebzeleri, yiyecekleri, işte helvaları, şunları, bunu, bu kadar tatlıları hep o yaratıyor. Bunların ham maddesi ancak yerden çıkacak, yerden bitecek falan. Şekerinden tut, hiç böyle kimyasal, mimyasal olacak şeyler değil. Allah bunları yaradan Allah'a aşık olmuyorlar, hayran olmuyorlar. Edison elektriği bulmuş diye. Edison'a hayran oluyor. Bir de onu cennete sokmaya uğraşıyorlar. İki de hoca efendi Edison cennete girmeyecek mi? Bunu sorarlar senelerdir. Ben çocukluğumdan beri ne alakası varsa. Sen cennete girse sana ne? Girmese sana ne? Müslüman öldüyse cennete girer. Müslüman olmadıysa cennete giremez. Allah Teala ışığı bulanlar cennete girecek. Telefonu bulanlar yüksek derecelere çıkacak diye bir ayet var mı? Ne uyduruyorsun? Cennete gitmek için vellezine amenu ve amilus salihati. 45 yerde var Kur'an'da. Ehli sünnete göre doğru dürüst iman edecekler. Salih ameller işleyecekler. Sen yukurun cennetin tecrübe tehtelen o. Onları cennetlere girdirecek. Hangi ayette var teknolojide bir gelişme yapan cennete girecek diye? Ahmak ahmak lazım. Yani Allah'ın bu kadar kudretine insanı yarattı Allah'ın. Ceryanı bulmuş. Ceryanı bulan beyni yarattı Allah. Bir de o beyni de kanla çalıştırıyor. Damarlarla. Bir tık atsa gözü gidecek. Nerede bulacak? Elini yolunu bulamaz. Adam istediğin kadar büyük profesör olsun. He? Filozof olsun. Allah gözüne bir katarak elini bulamaz. Sen niye Allah'ı düşünmüyorsun? Niye Allah'tan korkmuyorsun? Niye Allah'ın gücünü takdir etmiyorsun? Abi bir hortumluk canı var Amerika'nın. Allah bir vilayete hortum getiriyor. Bir kasaba gidiyor. İstese o hortumu büyütebilir mi? Büyütebilir. Amerika adam şeyinin tümünü bir hortumla alabilir mi? Alabilir. Yani çok masrafa lüzum yok. Çok sanayi masrafa lüzum yok. Zikrini, fikrini, sünnetini, duanı doğru dürüst yapsan Allah'a çok basit. Bir hortumluk canı var. Koca vilayetleri bir hortum. Füzeler, müzeler hortumda ne yapar? He? Bir sis. Füze kalkar mı? Bir sislik canı var. Sis nedir? Duman. Bizim burada da bolca bulunuyor yani. Sabahları oluyor boğazdan doğru. Beykoz'u sarıyor. Bu kadar basit yani. Bunu kim imal ediyor ki bunu şimdi? Biraz sis imal edelim dese devlete bütçesi yetmez. Her sabah bedava boğazın üstü sis dur. Bu sisi biraz çoğalttığı vakitte hayat felç. Bir şey yanar dağ patladı yine orada. Nerede? İrlanda mı? İzlanda mı? Onlar da bir acayip ya. O da ikisi de ayrı mı? Ayrı neyse. Oradan bir dağ patladı, küllerinden buradan havaalanları kapanacak.
Onu devamlı püskürtü oldurmanın. Bunlar hiçbir havanı işler mi? İşlemez. Bütün hava alanları bitti. Geçen de oldu böyle bir şey. İflas ettiler bilmem ne kadar. Milyon dolarlık zararlar mı? Bir anda ya. Her şey. Allah-u Teala nasıl ki şimdi bir tarafı bozuldu mu her yer elektriği gidiyor mu? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri elektriklere efendim bu işleri yönettikleri yerlere birkaç yıldırım düşürse hepsini yakar mı? Arşiv doldurmuşlar gizli arşivler şunlar bunlar falan. Bir yıldırım arşiv gitti. O, ama biz onu kopyalamıştık başka tarafta. Oraya da bir yıldırım kopyada gitti. Hepsi sen adamların sesini dinliyorsun, bilmem ne yapıyorsun, kimlerle konuşuyor, uydudan bakıyorsun falan, çok tedbir alıyorsun falan. Müslümanlarla uğraşacaksın değil mi? Dünyanın gavuru. He? Allah-u Teala da senin nerelere kopya yaptığının hepsini biliyor. Canın çıkar, 500 senelik arşivi bir saniyede gider. Şu Allah'a dönsek, ibret alın, bu farz. Bak 27. farz ibret alın. Ben düşmanlarımı ne yaptım? Kafirleri nasıl kırdım geçirdim? Bana isyan edenleri, peygamberlerimi inkar edenleri, dostlarıma düşmanlık edenleri tarihte ne hale getirdim? Köfte ettim. Ezdim geçtim. Burada bizden evvel kim vardı? Bizans. Ne oldu buradaki Bizans? Bu kadar gavurlar. Ama Hazreti Fatih'in kemikleri sızlayacak işte. 580 sene, 600 seneye gidiyor. Yeniden bu diyalogçular yüzünden bu kafirler hoplamaya başladı. Yeniden efendim bunlar burada nasıl artış yapılabilir? Bunlar nasıl cennete sokulabilir? Adamlara nasıl böyle imkanlar tanınabilir? Adamlar yeniden başladılar ümitlenme. Bu zamana kadar hiç ümitleri yoktu. Bu son zamanda ümitlenmeye başladı kafirler değil mi? Başladı. Allah ümitlerini boşa çıkarsın. Amin. İbret alın diyor Rabbimiz Tebâbeke ve Teâlâ. Yani düşünün. Ders çıkarın. Benim sünnetime sarılırsanız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Feyde arkadaşım hala siz benim yolumdan çıkarsanız sünnetini bırakırsanız bak ne dedim sana bir misvak bir sarık. Bunları efendim şeye hafife alma. 40 yaşını geçince ne kullanıyoruz? Baston kullanıyoruz. Burada ne var bunun sünnette? Heybet var. Vakar var. Değil mi? Bizim mübarekler bir tutam sakallar var. 70 yaşında hala baston kullanmıyor. Gencim havası atmak için. Yapmayın bu hareketleri ya. Ben başladım 15 sene evveldir kullanıyorum. Gerçi ben hastalığım şey oldu. Yoksa 40'tan evvel kullanmak iyi değil. 40'tan evvel kullanmak kibir. 40'tan sonra kullanmamak kibir. Ama efendim bana izin vermişti. Başım çok dönüyordu ben. Hastalıklarım çoktu. Ben yani epey evveldir kullanıyorum. Bir tane var elimde çok ağır. Bir alıyorlar elimden. Allah Allah sen bunu nasıl taşıyorsun ya falan. Alışmışım mesela. Vurdum mu da bir şey yapacak da şimdi öyle. Hafif olduğu zaman ne yapacak? Baston böyle tutacaksın. Bazı kere görüyorlar İslam düşmanı falan. O bastondan ne kadar etkileniyorlar biliyor musun? Namzerden daha şey. Tanktan daha tesir ediyor baston. Heybet var. İmsakül asa sünnetül emniye. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Kur'an'da da geçer. Ve alametül mümin. Müminin alametidir diyor. Vakar var, heybet var. Öyle değil mi? Şimdi sünnetler, yani bunun tabii çok önemlileri var. Tabii hepsi önemli ama kuvvetli müekkede olanlar var. İşte sakal gibi, efendim o misvak çok kuvvetli mesela. Yok, farz kılacaktım diyor. İşte ümmetime zorluk olmasa farz kılacaktım. Buyur olan sünnetler. Onlarda tabii biraz daha kuvvet var. Ama diğer sünnetleri de hafife alamayız. Bu sünnetlerimden çıkarsanız sadece bunlar değil. Muamelatta sünnetler var, ahlak, ticaret ahlakında sünnetler var, evlenmede sünnetler var, boşanmada sünnetler var, giyim kuşamda sünnetler var, konuşmada sünnetler var, insanların suratına bakışta sünnetler var. Doğru sünnet var. Sen efendim bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bunları terk ettiğiniz zaman sallatallahu aleykum ve yuhifukum. Allah sizin başınıza sizi korkutacakları musallat edecek. Şimdi korku var mı bizde? Var. Tüm İslam toplumlarında korku var mı? Var. Bütün Orta Doğu bekliyor şimdi. NATO, Amerika ne zaman kafamıza inecek? Korku var. Neden? Sünnet terk edildi.
Fela yüzeul havf min kulubikum. Bu korku sizin kalbinizden çıkmayacak diyor. Ne zamana kadar? Hatta taudu ila sünneti. Siz benim yoluma dönünceye kadar. Ya benim sünnetime tevbe edip dönersiniz ya da korkak vaziyette, rezil vaziyette yaşarsınız. Allah bizi bu korkudan, yaratıklardan korkmaktan, yaratılanı unutmaktan ve bu sünnetten uzak kalmaktan bir an evvel kurtarsın, halas eylesin. Allah'ın kalbimize kendi korkusunu işletsin, yerleştir. O korku ki bizi bütün haramlardan korusun, kurtarsın. O korku ki bizi Allah'ın düşmanlarından kimseden korkutmasın. Evet. Şimdi burada bu demektir ki ibret alın. Yani ne demektir bu? Siz de onların başına gelen bir bela ile karşılaşmamak için düşünün. Ne düşünün? Bunlar ne yaptı da böyle oldu? Firavunlar. Ha şimdi mesela ibret alınacak. Yakında olaylar oldu. Nedir o? Benim için üstü mübarek durum. Şimdi Kaddafi'nin durumu. Değil mi? Daha evvel Saddam'ın durumu. Bunlar çok acayip olaylar değil mi? Ders alınacak şeyler değil mi? 30 milyar, 40 milyar dolar serveti var. 40 milyar dolar. İsviçre Bankası'nda, İngiltere, şuraya, buraya. Paraları dondurdular mı bankalar? Gavurlar. Paraları dondurdular. Şimdi onlar paraya ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Para bunlara gelebiliyor mu? Gelemez. Ne hale geldiler? O Saddam öyle Amerika'nın şeyine uyup girdi Kuveyt'e. Orayı da berbat. Oradan Suudi Arabistan'ı korkuttu. Suudi Arabistan'da çağırdı gavurları, gelin beni koruyun diye. Oraya bir yerleştiler, girdiler, bir daha çıkmıyorlar. Kaç bin askeri var orada da. Hep o Saddam'a yaptırdılar o zaman o işleri. Ondan sonra tövbe etti. Tövbe, Erbakan Hoca öyle dedi, bizim eve gelmişti bir kere. Dedi ki tövbe etti, çok pişman oldu. Hocaları topladı dedi, herkese, ehl-i sünnet alimlere çok şey yaptı falan. Tövbe etti lan, tövbe etti de. İş işten geçti. Hani Allah'ın indindeki tövbesi kabul olur olmaz, onu ben bilmem, Allah bilir. Ama bu kadar oyuna geldikten sonra ne hale geldi? Saklanmış bir delin dibinden çıkarttı, buldular mısın? Neyse yine de onlara taviz vermedi son mahkemelerde, şurada burada. Bağırdı, mağırdı, çağırdı, bir şeyler etti. Sonunda da yine bir kelime-i şehadet nasip oldu. Bu da önemli bir mesele. Şimdi ben mesela son nefeste kelime-i şehadet getirebilecek miyim diye bir garantim yok. Ama Saddam canlı yayında kelime-i şehadet getirdi mesela. Yani bu da bir önemli bir şey. Ama o kadar otorite, o kadar cebbarlık. Tabi o zaman İslam'dan da çok uzaktı. Komünizm kafası, Baas zihniyeti falan. Ne hale gel? Doğrudan dost olur musun? Sana dedi ki şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ben seni koruyacağım. Ondan sonra birden seni yolda bırakır. Ya Allah'ın düşmanına güvenilir mi ya? لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Müslüman olmayanlardan sırdaş edinmeyin. Onlarla istişare yapmayın. Onlardan fikir sormayın. لَا يَلُونَكُمْ قَبَالًا Onlar sizin fesadınızı, fitnenizi eksik etmezler. Devamlısı karıştırırlar. وَتُّوا مَعَنِكُمْ Onlar sizin sıkıntınızı isterler. قَدْ بَدَدِ الْبَغْضَوْا مِنْ اَفَائِمْ Buğuz, nefret, kin, İslam düşmanlığı onların ağızlarından çıkmaktadır. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Kalplerinin içlerinde gizlediği daha büyük. Yani ne planları var işlerinde? Bir Müslüman yaşasın istemezler. قَدْ بَيَّنَا لَكُمْ الْاَيَاتِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Siz aklınızı çalıştırıyorsanız biz size bu kadar ayetleri beyan ettik. هَاَنْتُمْ اُلَٰيكُ حُبُّونُهُمْ Siz ne yanlış adamsınız ey Müslümanlar. Siz kafirleri seviyorsunuz ya. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ Onlar sizi sevmiyor. وَتُمْنُنَ مِنْ كِتَابِ كُرِيَ Siz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizin dininize inanmıyor. Peygamberinize inanmıyor. İnandık dese de uymuyor. وَيْدَا لَكُمْ قَالُوا اَمَنَّا Sizinle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. İşte şimdi bu diyalogçuların dedikleri gibi. Falan adam Hristiyan'dı ama bizim peygamberi de kabul ederdi. Orada çünkü onlarla karşılaştığı zaman ne diyor? Muhammed peygamber çok doğru peygamber, çok dürüst bir adam. Allah'ın elçisi, ben kabul ediyorum. Öyle derler. Ve idâkale tek başlarına kaldıkları zaman aralan azdû aleykum lenâmile minel gayf öfkelerinden, kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Bunları nasıl ezemiyoruz geçer.
Şimdi Allah mı daha biliyor Müslüman olmayanların durumunu? Efendim siz mi daha biliyorsunuz? Kul mutu gaybiku. Habibim söyle ki ey kafirler, İslam'a ve Müslümanlara karşı öfkenizle geberin. Kur'an'da böyle ayet var ya. Allah onlara kahrolun diye beddua diyor. İnnallâhu alîmun bi zâtis sudûr. Allah kalplerde olan gizli niyetleri hakkıyla bilendir. İn temsesküm hasenetün tesûr. Size bir iyilik, güzellik gelse, zafer, ganimet gelse onlar üzülür. Ve in tuzurküm seyyetün yefrahû biha. Sizin başınıza bir bela, bir hezimet, bozgun gelse sevinirler. Ve in tasbirû ve tettekû. Sabrederseniz, dinine sarılırsanız, haramlardan kaçınırsanız, la yedurrukum kaydum şeya, ne kadar hile yapsalar, tuzak kursalar, bütün planlar masa başı, masa altı, yer altı, yer üstü, şu İslam ülkelerini işgal etmek, vatanlarını böldürmek için asla hileleri şeycik zarar veremeyecek. Ayet bu. Ama şart sabır, takva. Aksi takdirde göz bakarak eskilerin başına gelenden daha beter, Allah muhafaza, işgallerle de efendim harplerle de dinimiz, dünyamız, namusumuz, vatanımız, kutsallarımız, mukaddesatımız hepsi tehlikeye gidecek belalarla da karşılaşabiliriz. Onun için ne olur ibret alın. Ne olur ibret alın. Bütün vatanlar Müslüman olup da batanların hepsine bakın, kafirlerle dostluktan dolayı batmışlardır. Kafirlerle birleşmekten, ittifaktan batmışlardır. Onları sırdaş etmekten, onları iç işlerine sokmaktan dolayı batmışlardır. Değil mi? Efendim sen onların adamlarına yetki verirsen, onların adamlarına bütün bilgileri verirsen, şimdi dünya çapında bütün bilgiler yok. Sen bile bilgiyi kimden soruyorsun? Teröristler işte sınırdan geçti miler, geçmedi miler, ne oldu? Bilgiyi kime soruyorsun? Amerika'ya. O da sana geçmedi derse sen de geçmedi diyeceksin. Ama adam geliyor karakollara basıyor. Hani geçmemişti bunlar? İşte biz anlamadık bunu. Bunlar nasıl geçmiş? Gece geçtiler herhalde bunlar falan. Devamlı böyle bir Türkiye'yi kandırıyorlar. Kandırıyorlar. 30 senedir biz Türkiye ile beraberiz. Terörü bitirmek için. 30 senedir terörü bitirmek için beraberiz, hala da bitmedi. O zaman bunlar kalleş, bunlar yalancı, bunlar sahtekar. Allah Teala bunları bizden iyi biliyor. İbret alın, korkmayın. Ne olur, hiç olmaz. Allah onların kalbine bir korku atar. Onlar bizle uğraşamayacak hale gelirler inşallah. Plan bile yapamazlar. Şimdi plan, proje, haritalar, şurası şuranın, burası buranın. Ta efendim Amerika'da şurada burada bu haritalar var ya. Memleketi bölmüşler, oraya buraya vermişler. Gidiyorsun bu haritayı da görüyorsun ya. Sen nasıl dostsun? Sen dostsan düşmana ihtiyaç yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Onun için biz ibret alacağız. İnşallah. Kafirlerle dostluk öneren, bunlarla samimiyet, diyalog, efendim yok bunlarda cennete girecek, yok bunlara kız verilir. Bu kadar yanlış işler yapanlar. Hoca da olsa dinlemeyeceğiz. Efendim sabaha kadar ağlasa da itibar etmeyeceğiz. İslam dinine azı düşlerimizden sımsıkı sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibar edeceğiz. İnşallah bütün bu belalardan Allah'ın fazl-ı keremiyle bizi kurtaracak. Şimdi bu tabii dersimiz ibret almak. Geçmişte yaşananlar. Bundan ibret almak için ne okumak lazım evvelce? Hazreti Kur'an'ı okumak lazım. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Peygamberlerin kıssalarında ne var? Akıl sahipleri için ibret var. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Kur'an uydurulmuş bir haber değil. Allah'ın kitabı nasıl beyanlar, nasıl beyanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Ne acayip bir şey ya. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssaları. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Anası gizlice doğuruyor. Firavun hamilelerin başına
Görevli koymuş. Doğurduğu gibi bakıyor. Erkekse kimse öyle. Nasıl orada onu gizleyebildi? Neden gizleyebildi? Hamileliğini belli etmedi. Ta baştan beri evden çıkmayacak öyle. Arada sırada çıkarsan anlarlar. Hiç evinden çıkmadı. Hamileliği süresince kimse bilmedi. Çocuğu doğurdu. Eyvah! O istiyor ne olsun? Kız olsun da yaşasın. Allah ne istiyor? Oğlan olacak. Oğlan oldu. Bir sene kesiyor, bir sene bırakıyor. Harun Aleyhisselam, halbuki Allah Musa Aleyhisselam'ı yaşatacaksa ne yapar onu? Bağış senesinde yaratsa onu, sorun yok. Ama Harun Aleyhisselam bir yaş büyük abisi. Harun Aleyhisselam muaf. Bağış senesinde doğdu. Dediler tamam. Onu öldürmediler. Ondan sonra niye bir sene bırakıyorlar? İşte biraz da yaşasın da işleri kim yapacak? Yani beni İsrail, İsrailoğulları köle ya. Kıptilerin kölesi Firavunların. Dolayısıyla çok iş var ortalıkta. Erkekler hep kesilirse ne olur? Kadınların da gücü o kadar yetmez ağır işlere. Onun için bir sene kalsın onlar hizmetçi olur. Musa Aleyhisselam'ı da Allah'a kadar inadına ne vakit yaratıyor? Kesim senesi. Kes de göreyim diye. Kesemiyor. Ondan sonra anasına ne vahyettik diyor. Korkuyor annesi de ama biri gelir görür çocuğu kesecekler. Mevla buyuruyor ki sen bundan korkma. Sen ne yap? Bir tane sandık yap. Tahtadan. Onun içini ziplen. Sıva. Ondan sonra bu çocuğu içine koy. Ondan sonra ağzını kapa. Bu olur ya. Yani. Sonra bunu yığırmağına bırak. Ya Rabbi Firavun keseceğine ben boğacağım onu zaten. Ya sana ne? Bırak. O da kız kardeşine diyor ki sen takip et bu sandığı. Halbuki Mevla demiyor kız kardeşi takip etsin ama işte. Anne yüreği. Annesine ne geliyor? Vahiy geliyor ama o vahiyin manası nedir? İlhamdır. İlhamdır. Çünkü kadından peygamber olmaz onun için vahiy gelmez. Ama ilham gelir. İlham ne kabildendir? Keramettir. Peki Allah dostları evliya Allah da kaybı bilir mi? Allah'ın bildirmesiyle bilir. Çünkü bu annemiz peygamber olmadığına göre evliya Allah da bildiğini gösteriyor. Sen efendim atıyor onu. Mevla onu atarken de ne buyuruyor? Ben diyor bunu inna radiyle bu çocuğu sana geri döndüreceğim. Sağ salim döndüreceğim. Ve cahilun vel murselin bunu peygamberlerden yapacağım. İşte bu. Karar verildiyse kimse buna mani olamaz. O da attı onu ırmağa, emir tuttu. Kardeşine dedi takip et. O da izledi, izledi. Geldi geldi. İki tane halk var. Bir taraf Firavun'un sarayına gidiyor. Bir taraf işte denize doğru gidiyor. O da istiyor ki denize doğru gitsin. Denize doğru giderse daha tehlike. Ama Firavun'un eline düşerse kesecek onu diye. Mevla da onu nereye gönderiyor? Firavun'un halkına. Eyvah! Gidiyor annesine haber. Yandı. Çocuk gitti. Ne bitti? Mevla buyuruyor ki masrafını da onu ödettirecek diyor. Masrafını da onu ödettirecek. Onun tacını tahtını başına çökertecek. Çocuğun masrafını da onu ödettirecek. Ondan sonra gidiyor Firavun'un hanımıyla Firavun gölde ırmağın kenarında işte beklerlerken veya yüzerlerken neyse sandık efendim gidiyor oradan. Getirin şu sandığı getiriyorlar. Bir de bak. Nur topu gibi çocuk. Parmağını emiyor. Mevla onu öyle besliyor parmağından. Ondan sonra Firavun hemen öldürmesi düşünüyor ki bu sene kesin çenesi. Bu nereden geldi falan. Hanımı ne diyor? Annemiz Cennet Hatunu Asiye Valide diyor ki ben bunu sana öldürtmem diyor. Onda çocuğu da olmuyor. Firavun çünkü yani kısır bir de cinsi münasebette yapıyorum zannediyor. Cinlerle birleşiyor. Asiye validemizi Allah ondan muhafaza ediyor. Onun için çocuğu da olmamış. Ya diyor bak çocuğumuz da olmadı. Ne olur diyor bu çocuğu bana bağışla bırak diyor falan. Tamam diyor. Ondan sonra çocuk süt emmiyor. O geliyor süt emme. Bütün memleket kuyruk. Firavun'un evlatlığı oldu. Ama süt emme yok. Yani süt almıyor. Harramna aleyhim ve rafa. Biz diyor bütün diyor emzikli süt annelerin memesinden emmeyi Musa'ya haram ettik. Haram ettik ne demek? İçemez diyor. Çocuk içmiyor. İçmiyor. Bu kadar insan geliyor geçiyor.
Efendim ondan sonra kız kardeşi geliyor. Diyor ki bir diyor kadın var diyor. Onun sütünü bütün çocuklar kokusu iyi diyor onun. Bütün çocuklar alıyor onun sütünü diyor. Onu getirsem acaba. Getirdi bu çocuk ölecek falan. Getiriyor anasını. Anasını hemen emince. Evet tamam. Anası diyor ki ben sütten uğraşamam diyor ya. Burada nasıl kadar duracağım? Benim de diyor başka çocuğum var. Abisi nasıl olsa o serbest ya. Orada sır yok diyor. Evde çocuğum var ben diyor. Nasıl olacak? E bu çocuğu verin bana da ben evde yemeyeceğim. Ben buraya nasıl geleyim gideyim her gün falan. Hem de para veriyorlar. Hem de evine gönderiyorlar. Biz onu sana göndereceğiz buyurdu mu? Ondan sonra. Neler oldu neler. Ama mesele Rabbim istediğini yapar mı? Yaptırır mı? Mevla dilerse kulun işini sert mermere geçirir anın dişini. Mevla dilemezse kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Tamam kardeş. Biliyoruz. Aaa. Lan güven muhallebi ağzım kırıldı ya. Kırılır kardeş. Öbürü mermere kafayı vuruyor bir şey oldu. Fark etmez. Mevla ne isterse onu yapar. Biz Allah'a inanalım. Şu imanı tazeleyelim. Allah'ın kudretini görelim. Şu eski ümmetlerin kıssalarını okuyalım, dinleyelim. İnşallah bu derslerden sonra onları da yaparız inşallah. Bu kıssalarda çok ibretler var Kur'an-ı Kerim. Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile ne buyuruyor? Biz sana kalbini teskin etmek, teselli etmek ve kalbine sebat vermek için bu kıssaları okuyoruz. Ve kullenne kussu aleyke minen bâi rusul manisef bitubi'yi şuadeke. Biz senin gönlünü sabit kılmak için bu kadar peygamberlerin kıssalarını sana okumaktayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ımızı gördü ya. Rabbimizin cemalini gördü, melekleri gördü, cennet her şeyi gördü. Ama ona bile ne diyor? Seni teselli ediyoruz. Yani insanın imanının nurunu kuvvetlendirecek ve artıracak derslere, ilim meclislerine, sohbetlere, kıssalara mutlaka ihtiyacı var mıymış? Varmış. Çünkü bu Allah'ın kudret ayetlerini okumayanlar da ne oluyor? Hep böyle sebeplere takılıp kalmak, onları yaratanı unutmak gibi bir gaflet arzu oluyor. Allah'ım bizi bu gaflet duygusundan ikaz eylesin. Amin. Başına bir musibet, bela gelen kişiyi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ım me'curni fi musibeti ve ahlifni hayran minha. Bu o kadar acayip sahih hadis ve bu Kur'an-ı Kerim'de zaten istirca ayeti var. Rabbim sabredenleri müjdeliyor ama kuru kuruya değil. Ve beşşirü sabirin hangi sabredenleri müjdele? Ellezine ile asabettü musibe kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle diyenleri biz Allah'a aitiz, biz onun mülküyüz, bize istediğini yapar, biz ancak ona geleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ebu Hureyre'den gelen rivayette, sizin biriniz başına gelen her şeyde inna lillah desin, hatta ayağının, ayakkabısının bağı kopsa inna lillah desin. Çünkü orada fe inna minelime sahip, o da musibetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eline ufak bir kıymık batmış, böyle inna lillah diye diye geliyor. Ayşe annemiz de büyük bir bela oldu zannetti. Bir de baktığı da olmuş eline küçük bir şey kıymık girmiş. Dedi ya Resulallah bu kadar inna lillah demenin sebebi bu muydu ya? Ya ufak bir şey. Bulduk ya Ayşe. Allah dilerse küçüğü büyük eder. Allah dilerse büyüğü küçük eder. Yani adam kanser olur her yerini sarmış. Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük bir şey bakar oradan bir mikrop bütün beden gidebilir. Onun için biz ona ufak tefek demeyeceğiz. Başa gelen üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryan söylemesi. Hemen ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allah'ın meccurni. Bu dua çok önemlidir. Ümmü Seleme annemiz kocası sahabeden Ebu Seleme Hazretleri vefat ettiği vakitte Resulullah'tan işittiği bir dua var. Kocasının ölmesi kadına musibet. İnna lillahi okudu. O zaman Allah'ın meccurni fi musibeti. Ya Rabbi bu musibetinde bana sevap ver. Ve bana bundan daha iyisini, yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Bu duayı yaptım diyor. Müslim hadisi ya, en sahih kaynaklarda geçiyor. Bu duayı yaptım, ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kimi nasip etti?
Resulullah nasip etti. Kocasına bak dedi, kimin hanımı oldu? Resulullah. Neyle diyor? Bu duayı yaptım ya daha hayırlısını. Ha işte bak. Arabana bir şey oldu, bu duayı buldum, daha iyisin. Evvelce bir hastalık geçirdin, şimdi iyileştin. Fakat aklına geldi, aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne sevap alırsa bu duayı ne kadar okursa o kadar bu hastalık kadar sevap alıyor yine. Her okuduğunda. Resulullah diyordu sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da nedir? Başlarına bela gelende inna lillah demeleridir. Çünkü Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamı kaybedince ne dedi? Ya sefa ala Yusuf. Ey gidi Yusuf'tan dolayı başıma gelenlere dedi. Demek onlara inna lillah öğretilmemişti. Eğer öğretseydi Yusuf, Yakup aleyhisselam onu okuyacaktı. Anladınız mı? Ya bu çok önemli. Efendim İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Her gün başına bir musibet geldiği zaman inna lillah duasını okursa Allah musibetini telafi eder, akıbetini güzelleştirir, ona memnun olacağı iyi şeyler aldığından iyisini nasip eder. Ya şimdi bazı insan diyor ki bundan iyisi de olur mu? Ya Allah yapamaz olur mu ya? Bundan iyisi de olur mu diyorsun? Verir Allah-u Teala. Daha iyisini nasip eder. Çok başımıza geliyor sıkıntılı işler. Nelerimiz kayboldu yani. Başımıza ne sıkıntılar geldi hayatta. Ama Allah bize inna lillah demeyi nasip eylesin. Dört şey var. Bunlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir köşk bina eder. İşlerinde efendim bütün işlerinde kelime-i tayyibeye yapışacak buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Başına musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Nimet verildiğinde elhamdülillah. Güneş dediğinde estağfirullah. Devamlı zikir. Devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve takibinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor. Bu kul benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu? Beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor. Seni terk ediyor. Nasıl yaşayacağız? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatırlarsan fezkuruni ezkurküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. İnşallah Rabbimiz fazl-ı keremiyle cümlemize bu istircağı, inna lillah duasını peşine gelen duayla birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımızı unutmaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Nice kardeşlerimiz böyle dua istiyorlar. Onların hastalıklarını duyunca kendi hastalıklarımızı unutuyoruz. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle hepsine acil şifalar ihsan et. Dertlerine devalar ikram eyle. Allah'ım şifalarını halk eyle. Amin. Sebeplerini halk eyle. Amin. Sebeplerini buldur ya Rabbi. Sebeplerini teşebbüs ettir ya Rabbi. Amin. İçimizde ne hastalar varsa ya Rabbi. Ne hastalarımız da varsa bizden dua etken. Ve bu fakir dahil olmak üzere hepimizin hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Yoktan yaratıyorsun, ölüleri diriltiyorsun. Hastaları iyi etmek sana hiçbir şey değil ya Rabbi alemin. Ol dedi ne oluyor ya Rabbi. Şifa ayağı meyle ya Rabbi. Devalar ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vadesi dolmuş, eceli gelmiş olanlara iman selameti. Husnu katim eyle. Kelime-i şehadetlerdi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la abdi ve resulü. Kelimesini okumak nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Her işimizde ibret alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Başına bela gelenlerden ibret almayı bize nasip eyle. Amin. Helak olmuş kavimlerden ibret almayı nasip eyle. Amin. Hazreti Kur'an'ın derslerinden öğüt almayı nasip eyle. Amin. Konu komşularımızdan ölenlerle ibret almayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi günah işleyip rezil olanlardan ibret almayı nasip eyle. Amin. Allah'ın fazl-ı kereminle her ya Rabbi sükutumuzu, dinleyişimizi, ya Rabbi konuşmadan duruşlarımız hep ibret eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hep ders almak nasip eyle ya Rabbi. Üslü kullarına ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Sünnet seni hakkıyla ittiba nasip eyle ya Rabbi. Amin. Habibinin 4000 aşkın sünnetinden bize de hayatımızda ya Rabbi. Hepsini tatbika muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Fırsat ver ya Rabbi. Amin. Şuur ver, feraset ver ya Rabbi. Amin. Basiret sahiplerine nida ediyorsun. İbret almalarını emrediyorsun. Bir kere basiret ver ya Rabbi alemin. Hakkı hak göster ona uymak nasip eyle. Batılı batıl göster ondan sakınmak nasip eyle. Ya Rabbi dinimizi böyle öbür dinlerle karman çorman yapmak isteyenleri. Ya Rabbi sen onlara fırsat verme ya Rabbi. Onların hizmet diye gösterdikleri hezimetlerinden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle ya Rabbi.
iyi niyetlerle kapılmış olanları da bu şirk itikatlarından, bu İslam'dan gayri dinleri tasdiklerden, Müslüman olmadan cennete girileceğini savunmalarından, bu fikirlere kapılmalarından kurtar ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi. Bizim en büyük değerimiz imanımızdır ya Rabbi. Sen bize malımızdan, mülkümüzden, en sevdiklerimizden daha ziyade senin sevdiğin, Habibin sevdiği ismiyle Müslüman olarak kalmak, Müslüman olarak ölme derdini ihsan eyle ya Rabbi. İmandan sonra kafirler dönmeyi gönül bakarak canlı canlı ateşe atılmak gibi bize kerih göster ya Rabbi. Çirkin göster ya Rabbi. Taviz verdirme ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bizi caydırma ya Rabbi. Şüphelendirme ya Rabbi. Vesveselere kaptırma ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Allah'ın rahmetini hibe eyle ya Rabbi. Mutlu bahşeyle ya Rabbi. Allah'ım şu iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. Bu dünyanın afetlerinden ya Rabbi, kıyamet alametlerinden, bu kadar sıkıntılardan, tehditlerden, şantajlardan dolayı bizleri dinimizde en ufak bir tereddüde sevk etme ya Rabbel Alemin. Ve garın nasının sabit olan kullarına, sadık olan kullarına, sözünde duranlara, yolunda ölenlere ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bütün bu cemaatimiz, dinleyenlerimiz, tabi uzaklardan kadın erdi, hepsini de bu dualara ilhak eyle. Günahlarını affeyle, mağfiret eyle. Cennetini, cemalini ikram eyle. Cennetini ve rızanı helal eyle. Mutlaka cennete girmemizi nasip eyle. Azabından, gazabından sana sığındık, emin eyle. Allah'ım ateşin sesini bile işittirme ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Sen gazabına çarpılmaktan bizi muhafaza eyle. Bize, seni gazap ettirecek inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Veya hayrın nasıl cennete yaklaştıracak inançlar, amellere muvaffak eyle. Ateşe yaklaştıracak inançlardan, amellerden ırak eyle. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi neler istediyse bize de nasip eyle. Ya Rabbi o nelerden sığındıysa sana sığındık ya Rabbi, bizi muhafaza eyle. Allah'ım bildik bilmedik yakında gelecekte bütün hayırları bize nasip eyle. Bildiğimiz bilmediğimiz yakında gelecekte ileride ne kadar şer varsa bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ancak senden yardım istenilir. Ancak senin kapında dilencilik edilir. Sen bizi halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Ailelerimizi yar eyle, itaattar eyle. Çocuk çocuklarımızı salihlere ilhak eyle. Namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle. Bir vakit namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle. Allah'ın namazı canımızdan ileri tutmak, gözümüzün bebeğinden daha ziyade korumak nasip eyle. Allah'ım gözümüzün nuru, aydınlığını namaz eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuz ocaklarımızı hep Kur'an sünnet ocağı eyle ya Rabbi. Günahlarımızı sevaplara tembih eyle ya Rabbi. Amin diyenlerin ardından azade eyle ya Rabbi. Amin. Yuhumet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahil ve ala alihi ve sahbihi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Esselamu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi ya Rabbil Alemin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Haberdar eyle meclisimizden ya Rabbi. Şefaatlerine, himmetlerine nail ve dahil eyle ya Rabbi. Elimizden tutmasını nasip eyle ya Rabbi. Yolundan kaymamamız için bize destekir olmasını ihsan eyle ya Rabbi. İlahi şerefi ruhun nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem şahikina. İlahi ruhu ruhina imam tarikatina ve enbamız hasaten. Ve la ruhu cemi'un şahikina ve saatizna emmatina emmatil müslümin ve emmatil cemaat hadirin. Şeyh-i Hüseyin İsmail Efendi ve civarlarında bulunanların, İsmail Galibullah Hazretlerinin, Halil Nurullah Efendi'nin ve civarlarında bulunanların ve bütün geçmişlerimizden müminin müminatın ruhuna El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.